Evet, Osmancan konusunda da bir e, kum torbası atma feki e, attığını söylüyor ama bununla ilgili de bir uyarı aldı. Ne düşünüyorsunuz bu görüntülerle ilgili evrim? E, onun daha öncesinde bench'te birbirlerine böyle atışıyorlar, şar hmm. e, laf atıyorlar. E, orada kendilerinin eskiden söyledikleriyle ilgili kendilerinin kirli çamaşırlarını ortaya döküyorlar. Hmm. Şimdi Osmancan Yusuf'la arası iyi ya. Onun öncesinde. Asena ve Osmancan aynı takımdayken demek ki Osman Yusuf'un dişleriyle ilgili bir şey söylemiş. Hmm. En başında onu dikkat edin. Ne oldu, hayırdır diyor. Sen eskiden diyor Yusuf'un dişleriyle ilgili sökeceğim Ya yani bir şey demiş. Yok yok hayır. Muhtemelen dişleri hani Dalga çok geçmiş. beyaz. Evet. Bence çok güzel anlamda. Bu arada dişleri. Biz de, biz de burada konuşuyoruz ama güzel dişleri yani. İşte, i̇şte. onu söylüyor. Hayırdır diyor <laughs> Fiziksel Osman. Yorum, tabii ki görücülüğü herkese. Hiçbir şey Onların sorayım, yaptığı şey. konuşmadan bahsediyorum. Hayırdır Osmancan diyor. Sen söylüyordun Yusuf'a bunları diyor. Şimdi diyor hani birbirlerinin kirli çamaşırlarını ortaya döküyorlar. Sen bunu buna demiştin, sen de buna bunu demiştin diye. Daha sonra Osman diyor ki keşke benim de öyle dişlerim olsa. Bir anda o da re yapıyor. Kaçır, orayı tekrardan dinleyelim mi? Başında oluyor. E Osman sen bu hatada Yusuf'u savunuyorsun. Yusuf'un dişleriyle ilgili zamanında dalga geçmişsin. Asena bunu söylüyor. Şimdi de keşke benim de öyle dişlerim olsa diyorsun. Ben şimdi Osmancan'ın nasıl e, gerçekliliğine samimiyetine güveneyim. Ama orada şöyle bir şey var. Şimdi bunda <laughs> ardı etmeyelim. Osmancan iki ay boyunca Yusuf'a karşı mücadele verdi. <laughs> bazen yendiği oldu, bazen yenildiği oldu. <gülüyor> <gülüyor> tamam, bir insanın e, fiziksel özelliğiyle dalga geçmek iyi bir şey değil. Ama yanlış. Yani işte biz de burada e, Yusuf'u gördüğümüzde hani dişleri çok gözüküyor ya. <laughs> biz yani Yusuf'un Yusuf dişlek olsa. Hı. Mesela biz Yusuf'un dişlerinden bahsetmeyiz doğru mu? Evet. Yusuf'un dişleri bembeyaz ve yapılı olduğu için çok gözüktüğünden bahsettik. Aslında dişleri kötü olduğu için dikkatimiz çekmedi. Tabii Yeni ve yapılı olduğu için dikkatimiz çekti. Osmancan' da muhtemelen... E, hani... Dalga geçmiş bunu. Ama Konuşmuş. bu arkadaş arasında konuşabilecek Olabilir, şey. bir şey değil Bir, bir da böyle bir eksiğinin hatasından zaten... hep laf etmek istersin. Bence burada zaten olay Asena'nın yaptığı. Yani iki evet. ay önce söylediği bir şeyi... Ben de onu söyleyeceğim işte. Ha. Aslında Yusuf'un dişleri benim umurumda değil. İsterse dişsiz kalsın. Osman Can'ın Birbirine... dalga geçmesi de burada iki arkadaş arasındayken... ...bunu kamu önünde ya da i̇şte, Yusuf'a... Evet, yüz... Birbirlerinin kirli yani... çamaşırlarını ortaya dökmeleri çok çirkin bir şey. Ondan evet. Ama Osmancan dedin ya böyle misin böyle mi? Ama, Ama insan o... uzak olduğu zaman başka takımdayken... Şimdi Çünkü bazen hani diyorsun Osman ama evet He? o da ayrıca yaptı keşke benim de dişlerim öyle olsa dedi. Bari bunu söyleme tamam Asena senin hatanı yaptı ortaya senin eskiden yapmış olduğun söylemiş olduğun bir kelimeye attı. Bari de ki ya Asena iki ay önceki kelimeleri mi konuşuyorsun de keşke benim de öyle dişlerim olsa sonra deme hem arkasından sallayacaksın sonra da keşke benim de öyle dişlerim olsaydı diyeceksin. Aynı takıma geçince yakından görünce beğendi herhalde. Ama işte bu bana yanar dönerlik geliyor. Bari de ki evet böyle bir şey söyledim ama sen nasıl benim iki ay önce 3 ay önce söylediğim lafları burada konuşursun de. Bunu niye söylemek senin aklına gelmiyor da ay keşke benim de dişlerim böyle olsa demek aklına i̇şte o geliyor. O kadar hazır cevap olsa keşke herkes dünyada doğru. Ben bir onun şekilde böyle bir hata yaptığından etse. bahsetmek evet, istiyorum. Evet. Osmancanın bu tavrı beni rahatsız etti. E Asena'nın da geçmiş konuları şimdi tekrardan ortaya dökmesi rahatsız etti. Peki Asena'nın Mesela Asena'nın da biraz önce de konuştuk bunu. işte Merve'ye de sana matara fırlatırım, yakarım evet. bu e survivor'ı göze alırım her şeyi gibi cümleleri var. İşte Azize söyledikleri var, Ertuğ'a söyledikleri var. Hani Aziz şey Asena sanki hiç böyle şeyler söylemiyormuş gibi Osmancan ona nasıl böyle bir hareket yapar konusunu çok fazla büyütüyor. Bununla alakalı ne düşünüyorsun? Yani ben düşündüğümü de programın başında da söyledim. Hı hı. Asena sütten çıkmış ak kaşık değil, pamuk prenses değil, sindirella değil, Alice harikalar diyarındaki kız değil. Biz bunu söylüyoruz. Asıl problem şu Survivor'ın içindekiler söylemiyor arkadaşım. Hı hı. Ya sen Merve'ye neler yaptın? Niye birinin aklına gelmiyor da bunu söylemiyor? Evet Ben burada sabaha kadar konuşayım. Ben oy almayacağım ki bu sene ben finale de kalmayacağım. Ben şampiyon da olmayacağım. Benim böyle bir ihtimalim de yok. Benim asıl sitemim bunlar sizin nasıl aklınıza gelmiyor ya? Ya Asena sen neler yaptın? Merve'nin suratına sen de kafasına kıracağım şimdi matarayı dedin. E bunlar da vardı. Bunlar niye konseyde o zaman konuşuldu mu konuşulmadı mı? Bununla ilgili sen ceza aldın mı? Bunları siz konuşun. Ben burada konuşunca bana artı yazmıyor ki şu anda. Ben buna çıldırıyorum. Aslında hepsi çok akıllı. Hı -hı. Bakar mısın Yusuf'un yaptıklarına? Ben kimseye demedim diyor. Dağa, taşa, ormana, kutuya dedim. Vallahi bu benim aklıma gelmezdi. Ben derdim, evet abi söyledim. Ben birine söyledim. Özür dilerim. Ben bir hata yaptım. Aklıma gelmez. Aklıma gelse de ya evrim sen kafayı mı yedin? Acun Ilıcalı'ya, dağa, taşa, toprağa, tahtaya söyledim desem. Adam daha çok sinirlenir bana ya. Dalga geçer gibi. Sen boş ver kızım doğruyu Doğru söyle. söyle. Derim içimden. Asıl bu olaylar beni çıldırtıyor. Ben bunlara nasıl yorum yapacağımı bile bilemiyorum. Sizler bunları söyleyeceksiniz, konuşacaksınız ki ben bunun üzerine yorum yapayım. Bu sene gerçekten kelime oyunları yok. Birbirlerine çok zekice cevap veremiyorlar ve bunun en büyük sıkıntısını iki kişi yaşıyor. Ertuğ, Osman. Bunun yüzünden elenecekler. Aslında çok iyi performanslar ama... Barış'ın da sıkıntısı var. Duruş problemi oluyor. Ama Barış'ın daha farklı olayları olduğu için ikisinden ayrı tutuyorum. Hı hı. Ertuğ ve Osman elenirse konuşamadıkları için... E, haksız olsalar bile karşı tarafın açığından bahsedemedikleri için elenecekler. Çünkü oy alamayacaklar. Osman konuşuyor ama yanlış konuşuyor. Yok mantıklı Bence Osman değil ya. Osman'ın sıkıntısı o. Ertuğ biraz daha konuşamayan tarafta. Konuşamıyor dediği barış gibi olur aslında. Osman konuşuyor ama mantık örgüsü çok yanlış. Yani bu olayda Acun abi işte atsaydım bari diyor. Abi istesem atardım, Survivor'u yakardım diyor mesela. Bunu söylemesi bile çok kötü. Yani bilmiyorum biraz daha e, dikkat etmesi lazım. Yani hareketleri falan. Yani çok olumlu çok iyi değil. Ertuğrul'la hazır biraz önce konusu açıldığı için soruyorum. Evet. Ertuğrul da aynı e, kefe'ye koydunuz ya. Ertuğrul neredelerde kendini ifade edemiyor. Yani, ben niye? koymadım. Ben Ertuğrul öyle olduğunu düşünmüyorum. Ertuğrul sadece takıntılı tavırları bazen devreye giriyor. Hmm. Ama Ertuğrul e, hani kendini ifade ediyor mu noktasında hani onu sorgulayamam çünkü bir şeyler yapmaya, bir şeyler demeye çalışıyor. Hmm. Sadece e, bir olaya kitli kalıyor ve orada boğulmaya başlıyor. Ertuğrul bence sıkıntısı bu. Başka eklemek istediğim bir şey var mı evrimciğim? Ben aslında Murat konusunda bir şey söylemek istiyordum. Eğer vaktimiz varsa, hı hı, tabii. Hani Murat'ın takımda saygı değer görmediğinden ben bahsettim. Sizin düşünceleriniz nasıl bilmiyorum. Hı hı. Ben bunun performansla ilgili olmadığını da düşünenlerdenim. Hı hı. Şu aklıma gelmişti. Asena ile ilgili bir problem olduğunda Acun Bey demişti ki Asena takımdan kime sormamı istersin? Seni. Ya da onun yaptığı Hı -hı. bir hareketi değerlendirmesi Özgür için. Özgür demişti. Asena sevmediği insan olmasına rağmen Özgür bir de Asena'yı potaya sokmuştu galiba. Asena'nın adını Hı -hı. da Hı -hı. söylemişti. Hı -hı. Aynen öyle. Ee, Özgür abi dedi. Ona güveniyorum dedi. Performansı iyi olduğu için değil, saygı duyduğu için, güvenilir olduğu için, doğruları söyleyeceğini bildiği için Özgür'ün adını vermişti. Kırmızı takımın içinde bir olay olsa ve Kırmızı takımdaki e, Acun Bey Kırmızı takıma dese ki seninle ilgili... Doğru yorum yapabileceğine, hakkaniyetine güvendiğin kim var deseler Murat'ın ismini vermezler. Murat Kimi abiye verirler sordu. sence? Bence Bozacı'nın şahidi çıracılara verirler. Yusuf Osman'a sor beni der, Osman Nefise'ye beni sor der, Buse Yusuf'a sor beni der, Kürşat yine Yusuf'a sor beni der. Burada tek zeki adam Murat, belki Murat akıllılık ederse beni Barış'a sorun der. Hmm. Bak bozacıların şahidi şıracı bende. Kırmızıdaki o durum. Ama mavide asla değişmez. Özgür olmazsa da Cansu'ya sorun derler.